Değerli kardeşlerim, Ehl-i Sünnet vel Cemaat'in itikat, inanç esaslarını okumaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şeyh İbn-i Hüseymin Rahimahullah diyor ki, fasl, yani fasıl, bölüm, yeni bir bölüm. Konumuz hala Allah-u Teala'ya iman konusu. İman denilince ilk akla gelen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ve diğer peygamberlerin İlk gönderilme amaç ve gayeleri, kullara kulluğunu, acziyetini öğretmek. Şimdi birçok böyle felsefi, makyajlı sözler duyarsınız. İşte İslam sosyal adaleti tesis etmek için geldi. İslam şöyle, İslam böyle tarzında. Evet. Ancak İslam'ın asıl gönderiliş gayesi, geçmiş peygamberlerin ümmetlerine gönderiliş ana gayesi, kullara Rablerini, ilahlarını, yaratıcılarını ne yapmak? Tanıtmak, öğretmek, kulların kulluğunu yerine getirmeleri. Ondan sonra kullar arasındaki kendi hak hukuku, İslam ne yapmış? Belli bir düzene koymuş. Ama İslam eşittir sosyal adalet, İslam eşittir böyle sloganik lafları çok duyarsınız. Aynı adamların Allah'a iman meselesiyle alakalı hususlarda çok büyük hatalara düştüğünü görürsünüz. Dolayısıyla Allah'a iman meselesi bizim en önemli meselemiz. Bir kul olarak bu dünyaya gönderiliş hedefi, gayemiz, gönderiliş amacımız, yaratılış amacımız. Bizi bu dünyaya gönderen Yüce Allah'ı tanıyıp bilmek ve ona ibadet etmek. Diyor ki İbn-i Hüseyin Rahimahullah, kullu ve kullu ma zekernahu min sıfatillahi teala tafsilen ev icmalen isbaten ev nefyen fe innena fi zalike ala kitabi rabbina ve sünneti nebiyyina mu'temidun وَعَلَى مَا سَارَ عَلَيْهِ سَلَفُ الْاُمَّةِ وَاَئِمَّةِ الْهُدَى مِنْ بَعْدِهِمْ سَائِرُونَ Diyor ki İbn-i Hüseyin Rahimahullah, daha önceden geçen bahislerde, konularda, Allah'a iman meselesinde, Allah-u Teala'nın hakkında zikrettiğimiz isim ve sıfatlar var. Geçti geçen derslerde. Kimi zaman mücmel, genel, kimi zaman tafsilli, detaylı, ayrıntılı. Mesela mücmel derken, genel derken, her Allah'a hamd, yani elhamdülillah diyen her kimse Allah-u Teala hakkında ne yapmış oluyor? Genel anlamda bütün mükemmel sıfatları, ona yaraşır sıfatları ispat etmiş oluyor. Niye? Çünkü hamd ne demek? Mükemmel sıfatlara sahip olan, eksiksiz, noksansız sıfatlara sahip olan ilahı övmek demek. Yani elhamdülillah dediğin zaman zımnen neyi kabul etmiş oluyorsun? Allah-u Teala'nın sıfatlarını, isimlerini, sıfatlarını kabul etmiş oluyorsun. Biz buna ne diyoruz? Mücmel. Tafsil, mufassal, Kur'an'da zikredilen Allah-u Teala'nın isimleri, sünnette zikredilen isimleri, değil mi? Özel, hususi isimleri var Allah-u Teala'nın. El-Gafur, El-Rahman, El-Rahim. Allah-u Teala'nın sıfatları var, zikredildi de geçen derslerde. Bunlar da mufassal, detaylı olarak Kur'an ve sünnet zikretti. İspaten ev nefyen. Kimi sıfatları ne yapıyoruz? İspat ediyoruz. Kimilerinde Allah'tan ne yapıyoruz? Nefy ediyoruz. Allah uyumaz, uyku tutmaz. Lem yelid ve lem yulet. Doğmaz, doğurmaz. Nefi konusundaki metodumuz neydi? Allah-u Teala kendinden bir sıfatı nefy ediyorsa zıttının kemali. Allah cahil değil. Yani her şeyi bilendir. Allah zalim değil. Mükemmel bir adalet sahibidir. Allah-u Teala hiçbir şey aciz bırakamaz. Allah-u Teala'nın ilmi mükemmeldir ve kudreti mükemmeldir. Peki bu konuda, bu Allah'ın isim ve sıfatları konusundaki şeyimiz ne? Neye göre hareket ediyoruz biz? Bunları nereden öğreniyoruz? Ala kitabı Rabbina. فَإِنَّنَا فِي ذَٰلِكَ عَلَى كِتَابِ رَبِّنَا Bir, Rabbimizin kitabı. İki, وَسُنَّةِ نَب۪ينَا Peygamberimizin
sünneti. 3. Ve ala ma sara aleyhi selefu'l ümme ve immetul huda. Hidayet imamları, önderleri ve bu ümmetin selefi olan sahabelerin yolunda yürüyerek Kur'an ve sünnete göre ne yapıyoruz? Ölçü alarak bu konularda Allah-u Teala'nın isim ve sıfatlarını ispat ediyoruz. Akıl nerede peki arkadaşlar? Yani akıl ne yaptık şu an, dikkat edeceğiniz üzere saymadık. Allah-u Teala'nın kitabı dedik. Peygamberin sünneti ve sahabeler ve sahabenin ardından gelen hidayet öncüsü olan alimlerimiz. Akıl nerede? Hani kimi ekollerin, kimi mezheplerin, kimi fırkaların en önde koyduğu, en önde zikrettiği aklı biz burada saymadık bile. Çünkü değerli kardeşlerim, akıl his ile, yani görülen, tutulan şeyleri idrak etme konusunda söz sahibi olabilir. Gördüğünüz bir şeyi idrak edersiniz. Görmediğiniz ama gördüğünüze yakın olan bir şeyi aklınızla idrak edebilirsiniz. Biz bunlara hissiyat diyoruz. Ama aklın belli bir noktadan sonra şeyi bitiyor. Bir şeyi anlama, bir şeyi idrak etme, kavrama sınırı bitiyor. Yeni bir şey başlıyor. Buradan şu an mesela gözümüzle ne yapıyoruz? Belli bir kilometreye kadar görebiliyoruz gözle. Öyle değil mi? Belli bir noktadan sesi duyabiliyoruz. Aklımızla da belli bir şeyi idrak edebiliyoruz. Şu camın arkasındaki olanları görebilecek göze sahip olan var mı? Yok yani. Gözünü şu cama kadar görüyor. Aklımız da değerli kardeşlerim, gaybi konularda, hissiyat bir kenara, gaybi konularda aklımız Kur'an, sünnet ve sahabelerin sözleri ile ancak ne yapabilir? Bir şeyleri kabul edip anlayabilir. Geçen dersimizden hatırlayın, örnek vermiştik. Şurada herkes şu an görüyor. Görme organımız hangisi şu anda, neyle görüyoruz? Gözümüzle görüyoruz. Akıl şu göz konumunda şu an. Işığı kapatsak, şu ışığı kapatalım. Gözümüz yerinden gitti mi? Gözümüz yerinden gitti mi? Aynı yerde duruyor mu? Duruyor. Ama şu burnumuzun ucundaki elimizi dahi ne yapamıyor bu göz? Göremiyor. Çünkü gözün görmesini sağlayan neydi? Işıktı. Işık gidince göz ne oldu tek başına? İşlevini yitirdi. Yani gözün nuru, gözün aydınlığı ışık. Aklın nuru, aklın aydınlığı ne? Vahiy. Eğer vahiyle hareket etmezse akıl, vahiyle hareket etmezse akıl, karanlıkta gözün görememesi gibi o akıl ne yapar? Vahiysiz hiçbir şey göremez. Onun için her şey karanlıktır. Dolayısıyla bizim gaybi meselelerdeki menhecimiz, yöntemimiz Allah-u Teala'nın kitabı, peygamberin sünneti ve sahabeler. Ondan dolayı Allah-u Teala buyuruyor ki kitabı Kur'an-ı Kerim'de, اِتَّبِعُوا مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ. Neye uyun ey insanlar? Aklınıza mı? Atadan babadan gördüğünüze mi? Kime uyun, neye uyun? مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ. Rabbinizden indirilene uyun. وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ. Onun dışındaki, Allah'ın size indirmiş olduğu kitabın, sünnetin dışındaki وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِ اَوْلِيَا. Velilere, başkalarına ne yapmayın? Uymayın. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, gaybi meseleler, itikadi meselelerde Kur'an, sünnet ve sahabeler. Şöyle kafanızı bir kaldırın bakın. Bunu fıtratı düzgün olan insanın kabul etmesi çok normal. Diyor ki ya evet hocam, yani zaten başka ne olabilir ki? Diyor. Yani der gibisiniz şu an değil mi? Ama şöyle bir sağınıza solunuza bakın. Bugün itikat alanında, akaid alanında konuşurken insanlar
İlk kaynak olarak neyi gösteriyorlar bir grup insan? Aklı. Akıl diyor. Alimler kitap yazmış. Şeyh Hulusi bin Teymiye 800 cilt kitap yazmış. Bunlara cevap olsun diye. Bu tarz aklı öne koyanlara. Akılla vahiy çelişkiye düşerse aklı takdim ederiz, aklı öne çıkarırız diyen insanlar bile olmuş. Akıl asıldır demişler. Kimileri hakkı inkar ederken aklı değil de neyi öne çıkarmış mesela? Birilerinin gördüğü rüyayı, birilerinin gördüğü keşif dedikleri rüyalar. Adam dini nereden alıyor? Bu rüyalardan alıyor. Yani diyorsun ki adama ya bu meseleyle alakalı Kur'an, sünnet ya dur diyor bana anlatma hocam diyor. Bizde diyor başka bir şey daha var, konu var. Dinimiz aldığımız. Bunu bizatihi duydum ben yani. Nedir? Bizde diyor keşif denen bir şey var. Delil var. Şeyh Efendi rüyasında rüya yoluyla, keşif yoluyla ne yapıyor? Bunu müritlerine aktarıyor, anlatıyor. Bugün birçok insan rabıta yapıyor mesela. İşi bilen, ilim sahibi olan tipler konuşmak istediğin zaman, Kur'an ve sünnetle delil istediğin zaman diyor ki ya yani Kur'an ve sünnetle delil yani bulma gibi bizim bir derdimiz yok. Bizim diyor bir de neyimiz var? Keşif, rüya, zuhurat, delillerimiz var. Onunla diyor biz ne yapıyoruz? Bu dini anlıyoruz. Kimileri var adama hak hukuku gösteriyorsun. Diyor ki ya bizim işte bizim mezhebin imamında böyle değil. Falanca imama göre böyle değil. Falanca hocaya göre böyle değil diyerek engeller hakkı kabul etmemek için bazı nedenler sunuyor. Ama Allah-u Teala ne buyuruyor? اِتَّبِعُوا مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ Ey iman edenler, ey insanlar, size Rabbinizden inene ne yapın? Uyunuz. Yine Allah-u Teala buyuruyor ki müminlerin takılması gereken tavırla ilgili olarak اِنَّمَا كَانَ قَوْلُ الْمُؤْمِنِينَ اِذَا دُعُوا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ Müminler Allah'a ve Resulüne hüküm aralarında hüküm verilmesi için Allah'ın ve Resulüne müminler çağrıldığında yani hüküm kim verecek? Allah ve Resulü verecek. Kur'an ve sünnet verecek. Nedir müminlerin sözü? اَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا Mümince tavır neymiş? Gel hadi Allah'a götürelim. Gel bunu sünnete götürelim dendiğinde mümine mümin ne diyecek? Semihna ve ata'na. İşittik ve itaat ettik. Bugün adam ayet diyorsun. Diyor ki ya ayet böyle ama falanca ekol, falanca hoca, falanca şeyh böyle demiyor. Peygamber hadiste böyle söylemiş. Demiş ama diyor bundan kasıt bu değil şu. Mesela geçen derslerimizde hatırlayın isim sıfatlarla alakalı mesele. Allah-u Teala'nın arşın üzerinde olması, yukarıda olması. Ayette Allah-u Teala demiş ki Allah ne yaptı? Yeriyor, 6 günde yarattı, arşına istiva etti, yükseldi. Diyor ki ya bu böyle ama biz bunu böyle anlamıyoruz. Bizim hocalarımız bunu böyle anlamıyor. Halbuki Allah-u Teala yuriyullahu liyubeyyine lekum. Ayette ne diyor Allah-u Teala? Allah size ne yapmak istiyor? Açıklamak istiyor. Bu kitapla, bu peygamberle ne yapmak istiyor? Beyan etmek, açıklamak istiyor. Yani açık ve sıcık net. Bu ne diyor? Yok diyor. Bu böyle anlaşılmaz. Peygamberin sözü böyle anlaşılmaz. Ama mümin Allah'a ve Resulüne çağrıldığında Allah böyle diyor, Resulü böyle diyor. Ne demesi lazım? Semihna ve ata'na. İşittik ve itaat ettik. Allah-u Teala yine kitab-ı Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ Onlar iman etmiş olmazlar. Hatta yuhakkimuke fîmâ şecere beynehum. Kendi aralarında çıkan anlaşmazlıklarda. Seni hakem tayin etmedikçe mümin olmazlar. Yani sünnet hakem olmazsa, sünnetin hakemliğine razı olmazsa insanlar iman etmiş olmazlar. Şu an ümmetin içinde ihtilaflar var değil mi? Allah'a imandan başlıyor da birçok meseleye kadar gidiyor. Kur'an bize ne diyor? Aranızda çıkan anlaşmazlıklarda nereye gideceksiniz? Hakem olarak peygambere. Bir, peygamberi hakem tayin etmek. فَلَا وَرَبِّكَ لَا اُمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُكَ ف۪ي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُ ف۪ي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتِ
İki, senin verdiğin hükümde onlar ne yapmayacaklar? İçlerinden bir sıkıntı hissetmeyecekler. Razı olacaklar yani. Peygamberin hükmü bitti. Ve yüsellimu teslime ve buna teslim olacaklar. Peygamberin sünneti, Allah'ın kitabı ve peygamberin sünneti mümin için nedir arkadaşlar? Özellikle itikat konusunda, ondan sonra bütün konularda dinde ölçüdür. Ölçü olmalı. Allah-u Teala'nın isim ve sıfatlar meselesinde sapanların, yanlış yolda olanların en büyük problemi az önce saydığımız sıralamaya riayet etmemeleri. Mesela bakın kelam kitaplarına. Akıl diyor mesela, bir Allah-u Teala'nın sıfatıyla alakalı konuşuyor. Akıl diyor bunu gerekli kılar, gerekli görür. Önce şunu demiyor. Kur'an'da Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Resulü şöyle buyuruyor. Aklen de bu böyle olur diyebilir. Bazı nakli, akli sıfatlar var. İlim ehli öyle zikrediyor. Allah-u Teala'nın mesela hayat sahibi olması, ilim sahibi olması, her şeye kadir olması. Kur'an, sünnet ve akıl bunu ne yapıyor? Ama adamların kitaplarına bakın, diyor ki işte akıl bu sıfatı gerekli gördü. İşte Allah-u Teala'nın gazap etmesi, öfkelenmesi yok diyor. Bunu kabul edemeyiz. Niye? Aklen diyor bu mümkün değil. Akıl yaratıcının diyor ne olması? Gazap etmesini ne yapamaz? Kabul etmez diyor mesela. Sapma nedenleri az önce sıralamış olduğumuz Kur'an, sünnet ve sahabe hususunu ne yapmış olmaları, kaybetmiş olmaları. Allah-u Teala kitabı Kur'an-ı Kerim'de Kur'an ve sünnetle ilgili ayetleri okuduk. Kur'an ve sünnetin dışında başka bir şeye daha işaret ediyor. Bizler için dini anlamada, dini yaşamada. Yani bu dini yaşarken Kur'an'ı, sünneti alıp ben böyle yorumluyorum, ben böyle anlıyorum diyenler de çıkmış. Görüyorsunuz değil mi? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Kur'an ve sünnetin bir ölçüyle anlaşılıp yaşanmasını bizden istiyor. Mesela diyor ki وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. Kim kendisine hidayet, hak ulaştıktan sonra Resul'e muhalefet ederse, Resul'e ters düşerse, başka وَيَتَّبِعَ غَيْرَ سَب۪يلِ الْمُؤْمِن۪ينَ, müminlerin yolundan başka bir yola girerse. Yani peygambere muhalefet etmek var, bir de peygamberle yaşamış o sahabelerin yoluna muhalefet etmek var. Demek ki bu ayette Allah-u Teala diyor ki yolunuz, Kur'an ve sünneti anlamadaki yolunuz, yönteminiz kimin yolu yöntemi olsun? Sahabelerin yolu yöntemi olsun. Yoksa Allah-u Teala der ki peygambere muhalefet edenin cezası şudur. Peygambere kim muhalefet eder ve müminlerin yolundan başka bir yola girerse. Kim o müminler arkadaşlar? İlk anlaşılan sahabeler. Demek ki sahabelerin yolu ayrılmaması gereken, üzerinde devam edilmesi gereken bir yol. Yoksa Allah-u Teala demezdi müminlerin yolundan başka bir yola uyanlar. Ne yaparız? Nüvellihi ma tevella ve nuslihi cehennem ve saat masira. Onu girdiği yolda bırakırız. Müminlerin yolundan saptı, bir yola girdi. Orada onu bırakırız. Ve nuslihi cehennem. Onu ne yaparız? Cehenneme sokarız. Ve saat masira. Orası ne kötü bir varış yeridir. Demek ki arkadaşlar sahabelerin yolu bizler için önemli. Allah-u Teala buyuruyor ki وَتَّبِعْ سَب۪يلَ مَنْ اَنَابِ. Allah'a dönenlerin yoluna uy. Allah'a dönen, tövbe eden, rücu edenlerin yoluna uy. Şimdi kitaba uy var. Rabbinizden size indirilene uyum var değil mi? Az önce ayet okuduk. Resulü hakem tayin etmek var ayetlerde. Allah'a ve Resulüne itaat edin var. Bir de diyor ki Allah'a dönen adamların yolundan gidin. Onların yoluna uyun. Kim onlar? Bu ümmette sahabeler. Demek ki yani yürüyeceğin yolda Kur'an ve sünnet ile birlikte kimin yolu olacak? Sahabelerin yolu olacak. Çok önemli arkadaşlar. Sapıtanların birçoğu da bundan sapıttı. Adam Kur'an diyor, hadis diyor, çıktığı yer, ulaştığı nokta sapıklığın zirvesi.
Kur'an'la sünnetle sapıtan çok insan var. Kendi kafasına göre, anladın mı? Adam ne yapıyor? Sapıtıyor. Allah Teala diyor ki ittakullaha ve kunu ma'as-sadikin. Allah'tan korkun. Allah'tan sakının. Ve kunu ma'as-sadikin. Kimlerle beraber olun? Sadıklarla. Bu ümmetin ilk sadık, sıdk ile samimiyetle iman eden topluluğu kimdi? Sahabelerdi. Buradan anlıyoruz ki İbn-i Semin Rahimahullah diyor ki Kur'an, sünnet ve sahabe sözü. Sahabeler çünkü akidede, itikatla alakalı konuştuklarında neyle konuşmazlar? Genel kaide olarak neyle konuşmazlar? Kendi akıllarıyla, kendi yorumlarıyla konuşmazlar. Çünkü bu konu, bu alan neyin alanı? Gayb'ın alanı, gayb vahyin alanı. Muhakkak peygamberden aldıkları, duydukları, gördükleri ne var? Bir delil var. Onun için itikatta sahabelerin ve diğer işlerde de hadislerin, ayetlerin tefsirinde sahabelerin bizler için yolu, yöntemi, anlayışı, sözü çok önemli. Yani şimdi adamlar konuşuyor mesela. Allah mekandan münezzehtir sözünü alalım şöyle. Kur'an'da var mı? Allah Kur'an'ın böyle bir ayeti var mı? Hadiste var mı? Peygamberimizden böyle bir hadis var. Sahabeler böyle bir şey söylemiş mi? Allah-u Teala hakkında konuşurken, rivayetler ederken Allah mekandan münezzehtir diye bir şey söylemişler. Demek ki bu cümle Kur'an'da, sünnette ve sahabelerin sözlerinde olmayan bir cümle. Şimdi bunu söyleyen adama biz niyetini sorarız, sormak zorundayız. Bundan ne istiyorsun? Bu sözden ne konuşmak istiyorsun? Nereye varmak istiyorsun? Derse ki yani Allah-u Teala Kur'an'da arşın üzerine istiva ettiğini söylüyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'nın yukarıda yüksekte olduğunu söylüyor. Ama bu aklen mümkün değil yani. Allah-u Teala'ya mekan izafe edilmez. Bu Allah-u Teala'ya mekan izafe etme olarak anlaşılabilir. Allah mekanda münezzehtir. Bunu kastediyorum derse deriz ki dur. Senin bu söylediğin cümle, kurduğun bu cümle Kur'an'da da sünnette de sahabenin sözünde de gelmedi. Mana itibariyle de sen yanlış söylüyorsun. Ama derse ki bir adam ya ben bundan şunu kastettim. Yani Allah-u Teala yerleri gökleri yarattı. Bu yerler gökler sonradan yaratılmış mahlukattır. Allah-u Teala her yerde diyemeyiz. Çünkü dersek bu mahlukat Allah-u Teala'yı da kuşatmış anlamına gelir. Onun için mekandan münezzehtir diyorum derse evet deriz. Bu söz doğru bir söz. Ama sen yine ne yapma bunu bu şekilde kullanma. Demek ki değerli kardeşlerim Kur'an, sünnet ve sahabenin sözleri, sahabenin yolu bizler için çok önemli. Şimdi Allah Teala buyuruyor ki müşrikler diyorlar ki لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا اِلَيْهِ. Sahabeler hakkında diyorlar ki لَوْ كَانَ şayet bu hayırlı bir yol olsaydı bu din, bu peygamberin yolu مَا سَبَقُونَا اِلَيْهِ. Bu sahabeler, bu adamlar Ebu Bekir, Ömer, Bilal radıyallahu anh bizi geçemezlerdi. Çünkü biz bu işe daha layığız. Biz Kureyş'in seçkin, kaliteli, aklı başında adamlarıyız, tüccar adamlarız. Bunda bir hayır olsa bu iş yürünmesi gereken bir yol olsa burası, bu yol. Bunlar diyor ne yapmazdı bu çapulcu takımı? Bizi ne yapmazdı? Geçmezdi. Biz onlardan önce olurduk diyorlar. İbn Kesir rahimehullah da diyor ki: "Kâl ehlü sünneti vel cemaa, ehlü sünnet vel cemaat der ki: Fi kulli amelin ev ilmin lem yesbik ileyhi ashabun nebi sallallahu aleyhi ve sellem lev kâne hayran lesebekûna ileyhi. Ehl-i sünnet şunu der diyor. Bir amel yahut bir söz sahabeler tarafından yapılmadıysa, söylenmediyse bunda hayır olsaydı sahabeler bizi bunda geçerdi derdir diyor. Görüyor musunuz tefsir? Yani müşriklerin sözü olan kastettikleri şeyden İbn-i Kesir diyor ki eğer bir itikat, bir inanç, bir akide, bir amel hayırlı olsa, onda hayır olsa sahabeler bu konuda bizi ne yapardı? Geçerdi. Bugün bir konu
çıktı karşımıza. Bir mesele çıktı. Birileri bir şeyler söylüyor. Eğer onda hayır olsaydı sahabeler o hayrı bize ne yapmazlardı? Yaşamadan aktarmazlardı. Daha dün işte gördünüz. Miraç kandili denen bir kandil kutlandı değil mi? Bu olayın yaşandığı zamana, asra, döneme denk gelmiş, olayı yaşamış. O Mekkeli müşriklerin gözlerini böyle fal taşı gibi açıp, böyle kocaman açıp, peygamberle alay ettiklerini gözlemlemiş ve bu olaya iman etmiş. Peygamber diyorsa doğrudur demiş. Sahabeler bu geceyi kutlamada hayır olsaydı bize bırakırlar mıydı bu geceyi böyle yapmamışlar, etmemişler, kutlamamışlar. Sonra biz onlardan sonra geleceğiz. Biz kutlayacağız. Biz ne yapacağız? İbadet edeceğiz. Hayır umacağız. Mümkün müdür? Mümkün değildir derler kardeş. İbn-i Kesir'in dediği gibi bir ameli, bir sözü sahabeler yapmıyorsa onda hayır olsaydı muhakkak sahabe ne yapardı? Bizi önce geçerdi. Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimleri diyor ki bir amel varsa ilim bakımından sahabeler bizden daha güçlü, daha bilgili olduğu için sahabeler onu yaparlardı. Bir amel varsa. Yani yaptıkları ameli neyle yaptı sahabeler? İlme dayanarak yaptılar. Bu o demek. Terk ettikleri şeyi niye terk ettiler? Bilmedikleri için mi yoksa dinde olmadığı için mi? Yani sahabenin yaptığı şey de bilgi üzerine, yapmayıp terk ettiği şey de bilgi üzerine. Yani sahabe Miraç olayını yaşamış. Peygamberin müşriklerle olan hadisesini görmüş. Bu gecede bir şey yapmamış. Yapmaması sahabelere gizli kaldığından dolayı mı? Yoksa bu gecede bir şeyin yapılmamasından dolayı mı? Yapılmamasından dolayı. Demek ki İbn-i Hüseyin Rahimullah'ın da dediği gibi وَعَلَى مَا سَرَ عَلَيْهِ سَلَفُ الْاُمَّةِ وَاَئِمَّةُ الْهُدَى مِنْ بَعْدِهِمْ سَائِرُونَ Bizim gittiğimiz yol, kimin yolu? Sahabenin yolu ve sahabenden sonra gelen hidayet öncüleri olan imamların yolu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Aleyküm bi sünneti ve sünnetü hulefâ râşidîn el-mehdîn min ba'di. Size diyor düşen benim sünnetime sarılmanız, benden sonra hidayete erdirilmiş olan raşid halifelerinin yoluna uymanız. Devamla diyor ki وَنَرَى وُجُوبَ اِجْرَاءِ نُسُسِ الْكِتَابِ وَالسُنَّةِ فِي ذَٰلِكَ عَلَى ظَاهِرِهَا وَحَمْلِهَا عَلَى حَقِيقَتِهَا اَلَّائِقَى بِاللّٰهِ عَزَّ وَجَلِ Ve bizler şunun vücubiyetine, farziyetine inanırız. اِجْرَاءَ نُسُسِ الْكِتَابِ وَالسُنَّةِ فِي ذَٰلِكَ عَلَى ظَاهِرِهَا Kur'an ve sünnette gelen deliller neyi ifade ediyorsa onun zahirini alırız. Az önce söyledik. Allah-u Teala yürüyüllahu liyubeyyine lekum. Bu kitap niye indi bize? Okuyalım. Anlayalım değil mi? Beyan etmek, açıklamak için. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanların en fasihi, Arapçayı en güzel konuşanı değil miydi? Bize bu dini açıklamak için konuşmadı mı? Konuştu. O zaman kullandığı her bir kelimenin yerinde kullanıldığını bizim ne yapmamız lazım? Anlamamız lazım. Allah yerleri 6 günde yarattı. Sonra arşına istiva etti. Diyor ki istiva yani istevla. Bunun diyor zahirini alamayız. Diyorlar ki Kur'an'ın diyorlar zahiri yani bu sözlerin manaları olduğu gibi alınamaz. Adamı diyor delalete düşürür. Bunu söylüyorlar. Yani istiva olmaz. Ne olacak? İstevla. Ele geçirdi. Allah arşını ele geçirdi. Kimden? Kime karşı? Ele geçirdi. Bizler o kelime orada kullanıldıysa onun zahirini, manası kastedilerek kullanıldığını bilerek ne yapıyoruz? O şekliyle kabul ediyoruz. Çünkü sahabeler de böyle ne yaptı? Kabul etti. وَحَمْلِهَا عَلَى حَقِيقَتِهَا اَلَّائِقَ بِاللّٰهِ عَزَّ وَجَلِ Ve bu manayı neye hamlediyoruz? Allah-u Teala'ya yaraşır bir şekilde ispat ediyoruz. Bu ayet böyle, bu hadis böyle ama bunun zahirini alamayız. Bu lafzın ne yapamayız? Zahirini kullanamayız. Niye kullanırsak? Aklen bu mümkün olmaz yahut Allah-u Teala'yı mahlukatından birisine benzetmiş oluruz. Bunu ne yapmamız lazım bizim? Yeni bir manayla manlandırmamız lazım.
Ne yapalım? Kendi aralarında da ittifak da edemiyorlar. Yani bir mana koyacaklar ama her koydukları bir manada kendi içlerinde neye düşüyorlar? Bir ihtilafa, bir ayrılığa düşüyorlar. Kaçtıkları şeyden daha büyük bir tehlikenin içinde olduklarının farkında değiller. Öyleyse değerli kardeşlerim, özetleyecek olursak, itikadi meselelerde, gaybi meselelerde aklın, akıl bir alettir, bir araçtır. İdrak etme, kavramaya yarar. İdrak edip kavraması da ancak vahiy ile olur. Kur'an, sünnetle olur. Ve sahabelerin, Kur'an sünneti anlayıp bize aktardığı sahabelerin sözleriyle olur. Akıl bunu ne yapar? Bununla alır, iman eder. Onun ötesinde bence benim aklıma uyatmıyor. Hem itikadi meselelerde hem ahkamda da böyle. Yani geçen bir kardeşimizle konuşuyoruz. Müslümanlar öyle bir hale geldiler ki şu an. İşte kardeşim soruyor. Hocam diyor, yani çok kişiye sordum ama diyor, sana da bir sorayım diyor. Bu erkeğe niye diyor altın haram? Bunu diye bir türlü ne yapamıyorum? Çözemiyorum diyor. Yani sen kıyamete kadar düşünsen çözemezsin yani. Bu akıl bunu anlamaz. Bunu aklın anlaması yani. Sen şimdi şurada karanlıkta sabaha kadar oturup illa bu göz bu şeyi görecek ışıksız deyip sabaha kadar otursan yani görebilir misin? Göremezsin değil mi? Işık yok çünkü. Sen de burada altın erkeğe yani niye haram diye aklının kabul edeceği bir cevap arayarak ancak o zaman kabul etmeye çalışırsan, bu meselede sapıtmazsan karşına çıkacak yeni bir meselede, başka bir meselede sapıtırsın. Bizim böyle bir şeyimiz yok değerli kardeşlerim. Semi'na ve ata'na. İşittik ve itaat ettik. Ha, ardından, bunun ardından bilim adamları ister Müslüman olsun ister kafir olsun çıkar, araştırma yapar, araştırır. Der ki ya işte altın, ki böyle diyorlar şu an için, erkeklere hormonal anlamda bir zararı var. Erkeklik hormonuna hormonal anlamda bir zararı var. Tavsiye etmiyorlar. Bu onun bir sebebi olabilir. Hikmetlerinden birisi olabilir. Bilmediğimiz bir sürü hikmeti vardır. Ama biz bu hikmetleri bilmiyoruz diye, aklımızla çözemedik diye ne yapmayız? Bak, ayette ne diyor? Müminlerin sözü semihna ve ata'na, işittik ve itaat ettiktir. Yani müminlerin sözü şu olamaz. Neden? Neden acaba hocam? Çok duyuyoruz şu an. Niçin diyoruz? Sahabe öyleydi ki, bununla bitirelim dersimizi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescitte konuşuyor, hutbede. Mescidin içinde bir tane adam yürüyor. İleri doğru geliyor. Peygamberimiz ona otur diyor. Mescidin dışında olaya şahit olmayan, Peygamberin kime otur dediğini bilmeyen sahabe, Peygamberin otur dediğini duyunca orada yolda ne yapıyor? Oturuyor. Ve bu sahabeler Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber'in hadislerinde övgüyle kendilerinden bahsediliyor. Denmiyor ki ne saf adamlarsınız kardeşim sizler. Yani böyle de tabi olunmaz ki. Denmiyor yani. Bugün modern kavramıyla insanlar diyor ya, körü körüne. Din arkadaşlar tabi olma dinidir. Bizler de gerek İtikadi meselelerde, gerek muamelat, ibadet meselelerinde ne yapmayız? Aklımızı terazi olarak kullanıp, aklımıza uyanı kabul edip, aklımıza uymayanı reddetmeyiz. Böyle bir din yok. Dinin yeri, alma yeri, kaynağı vahiydir. Yüce Rabbim bizleri vahye uyan, tabi olan kullarından eylesin. Sahabelerin yolunu izleyen, o öncü nesli kendine örnek olan kullarından eylesin. Subhanakallahumma bihamdik, eşhedü en la ilahe illa ente, estağfiruke ve etûbü ileyk.